Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bu bölümde size WhatsApp'ın 3 özelliğinden bahsedeceğim ki bunlardan bir tanesi birkaç gün önce yeni bir güncelleme ile geldi. Bu özelliğimiz WhatsApp'ta kişiyle bir görüşme yaptığınız esnada bir dosya bir veriyi aynı anda çoklu birden fazla kişiye gönderebiliyorsunuz. Yani bunun için bir grup oluşturmanıza gerek yok. Birazdan göreceğiz. Bir diğeri ise WhatsApp'ta sessiz videoyu göndermek. Bu da güzel bir özellikti. Çünkü bir videoyu gönderirken sesini kapatma ihtiyacı hissedebiliyorduk. İşte bunu da nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Ve aynı zamanda WhatsApp üzerinden bir videoyu gönderirken nasıl GIF yapacağımızı göstereceğiz. Bu üç özelliğin üçü içinde herhangi bir aracı uygulamaya gerek yok. Direkt WhatsApp'ın kendisinden bunları yapacağız. Hadi gelin şimdi hep beraber öğrenelim. Arkadaşlar burada birinci özelliği anlayabilmemiz için önce ben size eski güncel olmayan bir WhatsApp'tan örnekle yapacağım ve yeni güncelle bunu karşılaştırma imkanımız olmuş olacak. Bakın WhatsApp'ta birebir de işte görüştüğümüz bir kişi var. Buradan bir dosya gönderebiliriz veya bir fotoğraf gönderebiliriz. Ben şöyle bir tane fotoğraf çekeyim. Mesela şöyle bir fotoğraf çektiniz. Kişiyle görüşüyorsunuz. Bir fotoğraf çektiniz. Ve diyorsunuz ki bu fotoğrafı işte ya bu kişiye gönderiyorum ama aynı zamanda birden fazla kişiye de göndermek istiyorum. Bakın burada herhangi bir butonlama falan vesaire bir şey yok. Sadece bu ne yapacak? Bu kişiye gitmiş olacak. Diğer kişilere göndermek için buradan butonlayacaksınız. Buradan paylaş butonuna gidip bir sürü bir yönteme gidiyor. İşte WhatsApp bunu kaldırmış. WhatsApp size bunu ne yapmış arkadaşlar? Buraya da yeni bir seçenek eklemiş. Gelin şimdi yeni güncelden de bir görüntü alalım. Evet, WhatsApp'ın yeni güncellemesinde nasıl? Bunu görelim. Şimdi kişiyle görüşme yapıyorum. Görüşme esnasında bir data gönderebilirim. Bakın buradan galeriden herhangi bir fotoğraf çekebilirim, belge gönderebilirim. Yine aynı sonucu veriyor. Ben örnek olsun diye, pratik olsun diye bakın bir fotoğraf çekiyorum mesela. Geldim bu fotoğrafı çektim. Bu fotoğrafı bu kişiye gönderirken birden fazla kişiye daha göndermek istiyorum veya durumda paylaşmak istiyorum. Hem buraya gitsin hem durumda paylaşsın. O halde bakın aşağıda alt seçenek geliyor. Şu an biz bu fotoğrafı ne yapıyoruz? Canımın iki kişisine gönderiyoruz. Burayı seçtiğinizde sizi bakın burada durum paylaşacak bölüme yönlendirebiliyor veya sık görüştüğünüz kişiler için de yönlendirebiliyor. Yani aynı fotoğrafı veya datayı bakın bu kişiyle gitsin diyorsanız aynı anda seçebilirsiniz. Mesela son sohbetlerde mesela işte atıyorum Emine ablam kişisi buraya da gitsin diyorsanız seçebilirsiniz. Birden fazla seçebiliyorsunuz. Veya bunların en alt kısmında da yine devamında sizi nereye götürüyor? Rehber bölümüne götürüyor. Otomatikmen siz buradaki bir paylaşımı aynı anda birden fazla kişiye gönderebiliyorsunuz. Bir önceki videoda gördüğünüz gibi bu özellik yoktu arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim WhatsApp'ın ikinci özelliğine. Bu özelliğimizde ne demiştik? Bir kişiye bir video göndermek istiyoruz. Fakat bu videoyu gönderirken videodaki sesi kısmak istiyoruz, kapatmak istiyoruz. O halde yapacağımız işlem şu. Örnek bir video ekleyeyim ben. Sesli bir video ekleyeyim. Galeri bölümüne geldim. Buraya geldim. Farz edelim ben bu videoyu göndermek istiyorum. Fakat gönderirken bakın sesini açayım. Evet, WhatsApp'ın yeni güncellemesinde nasıl? Bunu görelim. Şimdi kişiyle görüşme yapıyorum. Görüşme esnasında. Farz edelim ben bu videoyu göndermek istiyorum. Ama gönderirken sesini kapatmak istiyorum. Yani karşı tarafa sessiz gitsin. Bakın hemen burada bir seçenek var. Ses butonu seçeneği var. Bu seçeneğe bastığınızda şu an ne oldu? Kapalı buton oldu. Ses var mı? Hayır. İşte bu şekildeyken burayı kapatıp yani sesi kapatıp gönder butonunuza bastığınızda karşı tarafa videonuzu gidecek ama nasıl? Sessiz bir şekilde gidecek. Evet, şu an üçüncü özelliğimizde WhatsApp üzerinden herhangi bir uygulama olmaksızın GIF yapmayı öğreneceğiz. Burada yapacağımız işlem bakın yine bir video ekliyorum. GIF yapacağım videoyu ekliyorum. Galerimde kayıtlı bu videoyu aldım ve GIF yapmak istiyorum. Bakın videomun şu an süresi 1 dakika 12 saniye. Bir kere WhatsApp'ta GIF yapabilmek için süreyi 6 saniye ve altına indirmeniz gerekiyor. Ondan sonra size GIF seçeneği açacak. Örnek veriyorum ben bu videomun şu kısımlarını istediğim kısımdan alabilirim. Hangisini istiyorum? Bakın 6 saniyenin altına düştüğünde GIF seçeneği geldi gördüğünüz gibi. Bakın şu bölüme iyi dikkat edin.
6 saniye geçtiğim zaman GIF seçeneği kapanıyor. 6 saniyenin altına düştüğümde GIF seçeneğine gelmiş oluyor. Buradan GIF'i seçiyorsunuz. Evet. GIF seçeneğinde biliyorsunuz sesi kapatmış oluyor. Şu an gördüğünüz gibi GIF seçeneğine geçti. Bu kısmı GIF olarak gönder butonuna bastığımda karşı tarafa ne yapmış olacak? GIF olarak göndermiş olacak. Şimdi gördüğünüz gibi karşı tarafa gönderdi ve artık hemen de videonun ortasına GIF logosunu da koymuş oldu. Artık dosyamız bir GIF haline geldi. Evet, siz de WhatsApp üzerinden dosyalarınızı bu şekilde isterseniz GIF haline getirebilirsiniz. Tamir Takım Teknoloji'de yeni ve faydalı bilgilerde buluşmak dileğiyle videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve aynı zamanda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmında daha farklı bilgileriniz varsa veya talepleriniz varsa bunları bildirebilirsiniz. Sizin için araştırıp yayınlayabiliriz. Saygılar, selamlar.